Şimdi bu haftanın önemli konulardan bir tanesi de Numan Kurtulmuş'un AK Parti Genel Başkan, yani ismi basın, sözcüsü. Evet, Numan Kurtulmuş'un Erzurum'da Bilgi Evi açılışında yapmış olduğu bir konuşma Erzurum'da gündeme oturdu. Aslında orada Ender kardeşim yine çok mükemmel bir habere imza attı. Bu Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu, Sayın Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu açıklamalar Erzurum'da, Facebook'ta, Twitter'da dolaşırken Ender Güncü hiç kimsenin eline geçiremediği Sayın Numan Kurtulmuş'un bir basın açıklamasını yayınladı. Aslında basın açıklamasında da program esnasında kullanmış olduğu cümlelerde de aslında Erzurum'u kıracak, Erzurumlu'yu kıracak, intilecek hiçbir şey yoktu bence. Ben olmadığını düşünüyorum. Neden diyeceksin? Çünkü FETÖ'den utanma noktasında eğer bir sıralama yaparsak biz ilk binde adımız geçmez. İlk 10.000'de de 9.999. sırada oluruz. Bizim utanacağımız herhangi bir şey yok. Erzurum'un zaten şanlı bir tarihi, birçok kahramanı olan bir şehir. Erzurum bu ülkenin mihenk taşlarından birisi. Sayın Numan Kurtulmuş da aslında açıklamasında öyle demiyor. Şöyle diyor, diyor ki sizin utanacağınız bir şey yok diyor yani. Erzurum tarihi kahramanlıklarla dolu, duruşu olan, karakteri olan, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi olan bir şehir şeklinde bir açıklama yapmış. Ama tabii siyasi muarızlar, AK Parti'ye karşı olanlar, AK Parti'den istediklerini alamayanlar, Numan Bey'e söyleyip isteklerini gerçekleştiremeyenlerin bir saldırı yapması için bence bir yönüyle kötüye kullandıkları bir konuşma oldu. Ender Üncü kardeşimiz de sağ olsun o gecenin geç vaktinde o açıklamayı buldu ve yayınladı. Anadolu Haber'de en çok izlenen, en çok tıklanan haberlerden bir tanesi oldu. Çünkü konuya net bir şekilde açıklama getiren bir haberdi. Ne diyorsun? Sayın Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu bu açıklamayla ilgili. Şimdi Cem Bey, Fethullah mıdır, nedir, ne Allah'ın belasıdır, ne FETÖ'südür. Bunu bir kere Sayın Erzurum, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Erzurumlu olmadığını bir kere nüfus kayıtlarından ispatladı. Evet, bu önemli bir şey. Yani Orhan Deligöz'e... Öncesini konuşuyoruz biz yani. Yani Orhan Deligöz'e teşekkür ediyorum. Herkese sarayın tapusunda gibi çıkarmıştı. Yani evet. Araştırmacı bir milletvekilimiz. Evet. Araştırmacı gazeteciden sonra evet. Yeni milletvekili profesörü Orhan Deligöz'e de teşekkür ediyorum. Erzurumlu olmasıyla ya da Erzurum'da doğmasıyla, Erzurum'da yaşamasıyla ilgili Numan Kurtulmuş'un söylemiş olduğu ağır Erzurumlu halkına, Erzurumlara hitap ettiği bir nokta yoktu. Sizin anlattığınız gibi Erzurum'dan menatunlar çıkmış diyor. Erzurum'un geçmişinde, tarihinde kahramanlıklar var diyor. Yani Erzurum'un tarihi derken benim dedem, dedemin babası, Cem Bey'in dedesinin dedesi bunlardan bahsediyor. Peki bu kadar güzel söylemlerin arasından cımbızla oradaki bir Türkçemizin, hani derler ya bizim Türkçemiz lastik gibi, nereye çekseniz oraya, siz çekip onu çıkarmanız bir gündem yaratmıştır, bir gündem oluşturmuştur. Ama Numan Kurtulmuş'un basın bürosundan gelen açıklama gayet net, gayet açık ve gayet doyurucudur. Ben Numan Kurtulmuş gibi bir siyasetçi için, Cem Bey bir de şu olayı bir şu boyuttan bakalım. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a belki de Türkiye'de hitap olarak en yakın isimlerden birisi. Kesinlikle. Numan Kurtulmuş'un kalkıp gelip Erzurum'da, Erzurumlu vatandaşların karşısında siyasi kimliğiyle böyle bir gaf yapacağına inanmıyorum. Yani içinde kötü niyet olduğunu inanmıyorum. Sen oradaydın zaten. Evet. Doğru mu? Ben oradaydım. Şimdi ben içinde kötü bir niyet olduğunu inanmıyorum. Kötü niyet olan bir siyasetçi de yapmaz bunu. Kesinlikle. Yani niye yapsın? Hani niye yapsın? Senin ayağına niye koydun? Böyle bir şey olamaz. Ama bunu Cem Bey'in de anlattığı gibi çıkarlarına ters düşerler. Evet. Bazı siyasi farklı düşünceli olanlar bunu buraya yordular. Numan Kurtulmuş'un cevabı hepsine birer kapaktır. Kapak. Kapaktır tabii. Peki bir şey söyleyeyim ben ya. Çok güzel dedin. Sen de güzel anlattın. Şimdi kardeşim Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu bir sözün arasında bir kelimeyi cımbızlayarak, bir fırtına yaratmak, bir kaos ortamı yaratmak, Erzurumları yanlış yönlendirmek mi doğru,
şu resme Erzurum'da itiraz etmek mi doğru? Erzurum'un Numan Kurtulmuş'un yapmadığı bir konuşma üzerinden oluşturulan gündemi bir konuşmalı, yoksa şurada şehrin süliyetine tecavüz eden, şehrin görüntüsüne, süliyetine, imarına, haysiyetine, şerefine tecavüz eden şu görüntü, bakın burada haftalardır... Orta bu resim değişti Cem Bey. Evet. Ben bu hafta gittim, bu resmi çekerken, ben bu resmi bakarken, bu resmi çekerken petrolün arkasından çektim. Yani Saraybosna'ya giden yoldan çektim. Evet. Bir de geçtim, o sokağın ismi Araplar Düzü. Evet. Bir de Araplar Düzü sokaktan çektim. Ya bu resimde biraz sanki aldatmaçlık var. Buradan bakınca çok yakın görünüyor ama aradan bakınca aradaki mesafe biraz... 8 tane tır geçer mi? Yani 8 tır mı? Aynı bir otoban yapılabilir mi? Yani burada şurada... Bir şey yok mu burada ya? Yani burada da çok enteresan görünüyor. Evet. Ama o aralardan bakınca aradaki... Arada mesela, bir metre bırakmışlar yani. Bir metreden fazla. 1,5 metreden çok fazla. Bir de orada Öner Tugay yazıyor. Yani Öner Tugay biliyorsunuz Erzurum'da Veli Tugay'ın oğludur. Diğer bir kardeş Taner Tugay'dır. Erzurum'da istihdam sağlayan, vergi veren şehrimize bir müteahhitimizdir, iş alanımızdır diye düşünüyorum. Anladım. Bunlar evliyadır diyecektin de utanıyorsun herhalde. Yani Taner Bey zaten biliyorsunuz... 8 cam 4 çeşme yaptırmış bunlar yani gibi bir durum çıktı ortaya. Şimdi bakın kardeşim ben şunu söyleyeyim. Bu resim burada duruyor. Bu resim bu şehrin utancıdır. Sayın milletvekillerimize buradan seslendik. Sayın valimize seslendik. Bunun imarını veren herhalde Yakutiye Belediyesi. Yakutiye Belediyesi'ne seslendik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in bir dahli olmadığı halde. Doğru mu? Ona seslendik. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Cemil Cumhurbaşkanımıza seslendi. Cumhurbaşkanımıza seslendi. Hadi bu hafta Cumhurbaşkanımıza seslendi. Camiye mi söksünler ev? İkisinden birini söyleyecekler. Olur mu? Cami sökülür mü? O camide, o camide Çırçır Mahallesi Erzurum'un köklü bir mahallesidir. O Çırçır Mahallesi olan o camide, evet. Ataları, dedeleri o camide cenazesi kalkmış. Namaz kılmış. Evet. Sabah namazlarında buluşulmuş. Şimdi bu camiyi nasıl sökülür? Peki kimi söksünler? Hayır, Öner Tugay... O zaman benim hayır. Öner Tugay Bey... Ya benim hayır. Öner Tugay Beyefendi istihdam sağlamış. Bakın orada kaç kişi çalışmış, işçi çalışmış. Hı. Vergi verilmiş orada. Ne olacak Cem? Hadi Cumhurbaşkanımızı çağıralım. Tamam çağıralım. Çok önemli bir konu var burada. Kardeşim burada adam şöyle diyor. Bakın ben bunu Sayın Valimize de söylüyorum. Söyledim. Birkaç kez de göreve de davet ettim. Mutlaka bu şehirde vali olmak da çok zor. Yani çok zor. Şu görüntü karşısında bence bu şehre Sayın Seyfettin Azizoğlu'nu vali olarak göndermeden önce şu resmi çekip bak böyle bir imarın olduğu şehre de valiye gidiyorsun haberin olsun deseydiler belki Sayın Vali Erzurum'u kabul etmez de Rize'ye giderdi. Şimdi biliyorsun yani... Ama Öner Tugay burayı sökülürse Öner Tugay bu inşaatı Öner Tugay zarar edecek. Ve belki de bu şehre küsüp çıkıp gidecek. Evet. İstihdam azalacak. Evet. Artık Öner Tugay ve babası Veli Tugay ve kardeşi Taner Tugay artık bu şehre... Asas spekülatörlüğü yapmayacaklar. Vergi vermeyecek. Yani bunlar şehrin katma değil. Evet, evet. Anam ben şimdi şunu söyleyeyim. Biliyorsun aziz demek, kutsal değerli olan şeye aziz diyoruz biz. Mesela suya diyoruz, su kadar aziz ol diyoruz. Şimdi Sayın Valimiz Seyfettin Azizoğlu'nun da soy ismi. Yani bunu böyle bir vali yağcılığı olarak da kimse anlamasın. Ama bir insanın soy ismi o insanın geçmişiyle ilgili belli doneler verir mutlaka. Şimdi demek ki kutsal olan, değerli olan Sayın Valimizin ailesinde biri var ki ona o soy isim verilmiş. Şimdi Sayın Valimizi ben bir empati yapmaya çağırıyorum. Şimdi Seyfettin Azizoğlu Sayın Valimiz sizin bu soy ismi ailecek almanıza sebep olan atanızı, dedenizi bugün getirsek, şu camiyi ve bu imarı göstersek, devamında da desek ki, hacı amca, paşa, ağam, her neyse onun sahibi, o bir şey var ki o soy isim oraya gelmiş, paşa, ağam, efendim, mübarek insan, nasıl bir mübarek insansa, senin torunun bir şehirde valilik yapıyor, ağam da şehrin hali. Acaba o aziz insan, o Seyfettin Azizoğlu'na, Sayın Valimize o soy ismi almalarını sağlayan o mübarek insan, acaba şu imar karşısında torununa ne der? Peki ne diyorsun Cem Beş? Yani ne gerekiyorsa burası... Hayır, Tugay bir şeyin tepkisi. Burası Muz Cumhuriyeti değil, koskocaman bir Türkiye Cumhuriyeti. Demokrasilerde çare tükenmez. Ben onu bilmem.
bunu yıksın, onu yıksın da demem. Ama buna bu imarı verenlerin bir defa bir cezalandırıldığını ben bir görmek istiyorum bu şehirde. Bu benim en tabii hakkım. Benim şehrimin sürriyetine tecavüz etmişler. Ve burada adam diyor ki parasını verdim yaptım. Bu şehirde bir müteahhit caminin minaresiyle sevişen bir bina yapmış. Cevap olarak da bana şu cevabı gönderiyor. Parasını verdim yaptım. Sana ne? Ha. Kime ne parası verdim? Bilemiyorum işte. Kime ne parası vermişse valimiz. Sayın Talat Tugay'ın bir gazetesi var sanırım. Yener bir gazetesi. Cevap versin. Bir radyosu var. Yani bir cevap versin. Cevap da vermiyor. Veremez yani... der ki cevap. Ben zaten Ender kardeşim. Sen her hafta şöyle diyorsun bana. Programa girmeden önce. Cem abi, yine o caminin resmi mi? Evet, orada dursun. Çünkü cevap veremezler. Çünkü her tarafından pislik akıyor. Çürümüş bağırsak kokuyor kardeşim. Ben boşu boşuna her hafta bu resmi buraya koymanın meraklısı değilim. Çürümüş bağırsak yemiş bunlar. Milletin hakkını yemiş bunlar. Burada her şey var, her şey. Özellikle ben bunu her hafta buraya getirip bu ekrana yerleştiriyorum. Onun için şunu söyleyeyim. Sayın Valimiz, Sayın Seyfettin Azizoğlu da, Büyükşehir Belediye Başkanımız da, Ali Korkut da, siyasetçiler de, milletvekilleri de, bakın burada sizin yani... Yani dedikleriniz Ali Korkut'un çok da umurunda canım. Evet, değil tabii. Ya Ali Korkut'un tabii. Ne belediye umurunda, ne şehir umurunda. Ali Korkut ne diyor biliyor musun Cem Bey? Ali Korkut diyor ki ben takımıyorum seni giyineyim. Tıraşını Grand Tuvalet olayım. Ellerimi arkama atayım, caddede böyle bir pratik dolaşıp akşamda evime gidip yatayım. Bu şehirde imar problemi varmış. Yakutya Belediyesi'ni çöp götürüyormuş. Yakutya Belediyesi'nde işler aksak gibi. Çok da benim umurumda. Çünkü Ali Korkut söylüyor. Ali Korkut biliyor ki artık FETÖ'cüler yok, Hürriyet'in aksak beni başkan yapsın. 40. cemaati bitti, Adnan Yılmaz yok, artık beni kimse belediye başkanı yapmaz. Recep Aktağ var. Yok Recep Aktağ, onu bıraktı. Onu bıraktı Recep Aktağ. Recep Aktağ artık Ali Korkut'a hiçbir şekilde yakın olmayacak. Olmamalı, olamazdı zaten. Peki. Çünkü Ali Korkut artık dedi ki benden artık bu şehirde daha muhtar dahi olmaz. Yapınca, aslında Ali Korkut'a düşünen öneride bulunayım. Bu camiyi evin içine alın ya da üstüne bir ev daha yapın. Satarken de şöyle yaparsınız. Size Allah'ın evinde ev satıyoruz. Camiye. Tabii size Allah'ın evinde ev satıyoruz dersiniz. Hatta müteahhit Ali Korkut. Şurada Öner Tugay yerine kaldıralım. Ali Korkut rezidans yazan ismini. Olsun bitsin. Zaten Ali Korkut bu müteahhitçilik işlerini de çok seviyor. Biliyorsunuz çır çırda oturuyordu. Bugün Bostancı'nda 4 tane dairesi olduğu söyleniyor. Onun önünü de askeriyeden aldı Ali Korkut. Bakın askeriyeden aldı. Milli emlakın malını aldı. Bostancı'nda peşkeş çekti. 8 kat imar olan yeri 14 kat yaptırdı. Ali Korkut bu işleri zaten seviyor. 11 kat. 11 kat. Ya 11, 9 önemli. Ali Korkut bu inşaat işlerini zaten seviyor. Ama orada bir eksiklik var. Keşke orada park yerinde bir cami görüyor yaptırsaydı. Acaba bak o bölgede cami yok. Tez camisi var bir tek. Merkez camii. Yani komünel giden Bostancıoğlu'da bir tek merkez cami var. Merkez cami yani Gez Mahallesi'nin merkezindeki odak cami. Orada cemaat cuma günleri dışarıda namaz kılıyor. E Bostancıoğlu'nun bahçesi de yapsaydı bir tane cami. Niye yapmadın? Yapamazsın çünkü niye? Onun önünü sen birilerine kebapçı, birilerine lokanta, birilerine oyun alanı, birilerine araz olarak verecektin ve verdin de. Peki Ali Korkut, sen bu işleri sevmiyorsan oradaki bir set vardı. Ta ki Bostancıoğlu'nun 8. katına kadar olan bir set. O set ne oldu? Onu da soralım. Öner Tugay'a burada camiyle sevişen bir imar veren oradaki Bostancıoğlu'ndaki kendi oturduğu evlerin önündeki duvarı ne yaptı? Askeriyenin orada bir duvarı vardı. O duvar ne oldu? Ha evinin görüntüsünü bozuyordu. Ya da yardımcının, başkan yardımcının evinin görüntüsünü, manzaranızı bozuyordu. Ali Korkut bir şey zaten sevmiyor Cem Bey ya. Ali Korkut'un imarla ilgili gidelim Şükrü Paşa'ya. Bir tane sorunu var. Ali Korkut'un gidelim Hilalkent'e hala 15 yıldır orada evinde oturan daha tapusunu alamamış vatandaşlarımız var. Ali Korkut zaten imarı çok seviyor. Ali Korkut zaten imarda böyle hatalar yapmayı çok seviyor. Ha gelelim Öner Tugay'ın cevabına. Ben paramı verdim yaptım. Bu şehirde müteahhitlik yapıp ben Yakutiye Belediyesi'ne gittim. Paramı verdim. Yakutiye Belediyesi bora. Ben görevimi yaptım. Bu inşaatı yaparım kimse de bana karışamaz diyen bu şehirde en az 100 tane müteahhit var. Sadece Öner Tugay'ı biz almışız elimize. Yine diyorum Öner Tugay bu şehirde Veli Tugay babasıyla beraber, kardeşi Taner Tugay'la beraber istihdam sağlıyor, iş veriyor, bu şehire vergi veriyor. Bu şehire vergi vermeyen Yakutiye Belediye sınırları içerisinde yahu şu buhara konutlarına baksanıza şehre tepeden bakıyor. Yani böyle bir imar var mı?
Nereden bakarsanız bakın bu şehirde bu haraklılıklarını görüyorsunuz. Yani Yakutiye Belediyesi'nin imarını nereden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. O zaman Öner Tugay burada parayı kime verdiğini çıksın açıklasın. O belediyede haksız, hukuksuz para kazancı kim elde ediyor? Hangi mahpus karşılığı verdi? Bu şehirde müteahhitler konuşursa bu şehirde deprem olur. Bu şehirde çığır açılır. Bu şehirde müteahhit diyor ki gidiyorum Yakutiye Belediyesi'nden para istiyorum, para veriyorum. Mahpus verim ama diyorum ne mahpusu? Yani rüşvetin belgesi mi olur diyor müteahhit. Böyle diye yüzlerce müteahhit var. Onun için Ali Korkut bu tür şeyleri seviyor. Bakın bu. Ali Korkut'un hani dedim ya dağıttık muhtar dahi olamayacak. Seçimlere yakın. Ali Korkut'un böyle yüzlerce çıkacak. Bekleyin görün. Çok güzel anlattın Ender'cim. Teşekkür ediyorum.